Şimdi Sedat Peker bu 7 videoda hem olayları anlatıyor, kişileri anlatıyor. Sonra da bu olayların nasıl çözüleceğini, çözülmesi için savcıların ne yapması gerektiğini, işte araştıracak emniyet görevlilerinin ne yapması gerektiğini anlatıyor. İşte diyor ki HTS kayıtlarına bakacaksın. Aynı yerde mi? İşte bak şurada şu belge var. Dün bir belge yayınlıyor mesela. Bak birisi hakkında şöyle bir soruşturma açıldı diye. Siz dinlediğiniz zaman mantıklı şeyler mi söylüyor? Doğru mu yani? Gerçekten söylediği gibi yapılırsa bu olaylar çözülür mü? Ya da bir delil ortaya çıkar mı? Yani öncelikle şöyle görmek gerekir diyorum ben. Önce bu kişi çok bilgiye sahip. Çünkü uzun yıllar yeraltı örgütünün, suç teşkil örgütünün, suç işlemeye organize olmuş bir örgütün liderliğini yapıyor ve uzun süredir kalıyor ve çok geniş çevre ilişkisi var ve çok olaya müdahale etmiş. Çok olay hakkında bilgi sahibi. Hatta demin dediniz ya, bu sadece Türkiye değil, yurt dışı olaylar hakkında da bilgi sahibidir. Yani şöyle düşünün, Yunanistan'la Türkiye arasında bir olay var. Uyuşturucu yakalanmış. Bu uyuşturucu yakalanmadan öyle çıkan sorunlar var. Bu sorunları kim halledecek? İşte bu suç grupları halledecek. Buraya olay intikal etmişse, Yunanistan'daki olay bunun, geldiği yer Türkiye'de, hepsi hakkında bilgi sahibidir. Yani Sedat Peker hem Türkiye hem Türkiye ile bağlantılı yurt dışı birçok olay hakkında da bilgi sahibidir. Yer altında halledilen, hukuk dışında halledilen konular hakkında bilgi sahibidir ve umduğumuzdan çok daha fazla geniş bilgi sahibidir. Çünkü birçok olay bunlara geliyor. İkincisi, bunların kullandığı, bunların yanına gelip giden insanlar var ki, bunlar kimi tetikçi, kimisi bunların fedai falan diyor. Bu insanlar zaman zaman değiştirir. Bir gün bakarsınız Saralar grubuna, bir gün bakarsınız başka bir yere, bugün buraya. Bu geldiği gittiği de her şeyi de aktarır. Kendileri ilgi duyup kendilerine ulaştığı olayla başka grupta hallettiği olaylara da ilgi sahası var. O açıdan yani bu kişiler çok bilgi sahibidir. Bunların hallettiği işler de çoğunlukla hukuk dışı halledildiği için, rüşvetle halledildiği için, zorla baskıyla halledildiği için de çok kişilerin hakkında bilgi sahibi, kamu görevlileri hakkında, yargı mensupları hakkında, zaman zaman iş adamları hakkında ve siyasi kurum hakkında bilgi sahibi. O açıdan bu bilgilerin hepsi böyle kenara atılacak bilgiler değil. Ama doğru kabul edecek de değil. Doğru da olabilir. Belli eksikler, yanlışlıklar da olabilir. Çünkü her şey mükemmel değil ama bir önemli bir bilgidir. Kenara atılmaması, değerlendirilmesi bir bilgidir. Kendisi tabii daha önce yaşadığı olaylara dayanarak, biraz bu olaylarla uğraştığı için nasıl bakılırsa bazı emareler bunu adres de söylüyor. Onu söylediğiniz dışında devlet farklı yöntemlerle bu bilgilerin bir kısmını araştırıp en az da doğruysa doğruunu ortaya koyabilir. Yanlışsa da yanlışını da ortaya koyarak insanı aklayabilir. Yani araştırılması, araştırılmadan bir şey söylemenin imkanı yok. Ama söylemesi, bazı dediğiniz gibi emare göstermesi. Yani diyor ki falan yerdeki bazı istasyon bilgilerine bakarsanız, HTS raporuna bakarsanız hepsi orada olduğu gözüküyor. Bu tek başta bir delil değil ama bir şüphedir. Başka delillerle araştırılırsa, başka yöntemlerle soruşturulursa bunun delillerini bulabileceğini ima ediyor. Bu mümkün mü? Mümkündür. Çünkü kendi içinde yaşamış, kendine gelen bilgiler var. Birçoğunu inisiyatif kullanmış, birçoğunu kendisi girmiştir. Belki bugün karıştığı bazı olayları anlatmıyordur. İleride belki onu da anlatacak ama yüzlerce olay var ve bunların hepsinin araştırıldığı zaman ben büyük bir kısmı hakkında delil bulabileceğini, büyük bir kısmının hakkında ortaya da ciddi bir varlığın, vakanın ortaya çıkarılacağı kanaatindeyim. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki savcılara suç duyurusunda bulundu, benim hakkımdaki iddiaları araştırın dedi ve bir tartışma başladı. Nasıl araştırılacak? Çünkü polis de jandarma da İçişleri Bakanı'nın emir komutasında. Sizce bu suç duyurusu yeterli mi araştırılması için Sayın Süleyman Soylu ile ilgili iddiaların? Aslında bir kişinin kendisi hakkında araştırın diye talepte bulunması pek hukukta yeri olan bir olay değil. Daha çok davacıların, şikayetçilerin bu olayla ilgili menfaati herhalde oradan kesimlerin rica etmesi gerekir. Araştırın, soruşturun diye. Ama Sedat Peker'in tek başına açıklamaları savcıların harekete geçmesi için yeterlidir. Ben savcıların harekete geçtiği de kanaatindeyim. Şu anda basın açıklama yapmıyor ama mutlak surette harekete geçmişlerdir. Ama ne kadar etkindir, ne kadar o ayrı mesela, ben geçtikleri kanaatindeyim. Bu suçların araştırmasıyla ilgili yetkili savcılık neresi her olayla ilgili, mesela diyelim ki anlattığım Marina ile ilgili olay diyelim. Şirket merkezi neredir? Bodrum'sa Bodrum. İstanbul'sa İstanbul Savcılığı. İşte başka anlattığı olay ilgili o yerin savcılıklarının harekete geçtiği, en azından bir yazışma yaptığı kanaatindeyim. Usul olarak da başladığı kanaatindeyim ama bunu bize açıklamıyorlardır. Yapmak mecburiyetidir. Hukuk düzeni bunu mecbur kılar. Bir savcı bir olayı duymuşsa, bu olay buna ihbar edilmişse, bu idari makamlar ihbar edebilir, emniyet bunu ihbar edebilir, kendileri duyabilirler. Çoğunlukla da emniyet, adli polis ihbar eder. Savcı o harekete geçmek mecburiyetidir. Ha ben duymadım diye mazeret yaratabilirsin ama ben bu kadar büyük bir olayda savcıların harekete geçtiği kanaat. En azından sizin şu yayınlarınızdan dolayısıyla, çünkü emniyetleri izleme görevi de var. Böyle bir şey harekete geçtiği kanaatindeyim ama bunu bize söylemiyorlardır. Fakat ben başlandığı kanaatindeyim. Bakanın müracaatı değil. Bu dosyalar, bu iddialar, bu dosyalar
kapatılır mı? Yani kapatılmaya çalışılsa, hadi kapat denildiği zaman 3 yıl, 5 yıl sonra açılması mümkün dosyalar ve iddialar mı bunlar sizce? Tabii ki buradaki soruşturma konuları hepsi her zaman araştırılabilir. Çünkü hepsi vahim ve büyük olaylar. Yani anlattığına bakarsanız içinde cinayet de olan, uyuşturucu kaçakçılığı olan, en azından bir organize grup, organize suç örgütüyle beraber işbirliği yapmak. Buradaki zaman aşımı süreleri çok uzun. Ayrıca bir defa işlem başladığı zaman her yapılan işlem süreyi kesiyor. Ayrıca bazı dokunulmaz kişiler görevde olduğu müddetçe sürede çalışmıyor. Yani bu soruşturmalar her zaman yapılabilir. Tabii şu anda yapılabilmesi, şu anda Türkiye konjonktüründe maalesef yargı tam bağımsız ve tarafsız değil. İradenin yukarıdan gelmesi lazım. Yani Türkiye'deki en üst iradenin Cumhurbaşkanı tarafından veya hükümet tarafı, yönetim tarafından böyle bir iradenin gösterilerek bu konuda bir irade beyan edilmesi lazım. O irade beyan edilirse soruşturmalar yürümeye başlar ve ilerler. En azından bir ciddi araştırma başlar. Ama orada böyle bir irade gelmezse bu soruşturmalar daha güdük kalır, daha zayıf kalır, daha çok da kapatmaya yönelik gibi olur. Yani usulen başladık ama diyelim ki çünkü böyle bir soruşturma ki bunlar isterseniz çok derinlere giderek ciddi deliller bulabilirsiniz, isterseniz çok kolay kapatırsınız. Niye? Tanık ifade vermedi, kişi yurt dışında olduğu için gelmedi, zaten suç örgütü mensubu güvenilir de değil, birkaç tane de farklı anlattıklarına bir iki yanlış nokta bularak kapatabilirsiniz. Ama isterseniz ciddi araştırmayla da mesafe alabilirsiniz. Ben bunu Türkiye için bir fırsata çevirmesi diyorum. Kişiler önemli değil. Burada bir kişiyi suçlamak, birinin cezalı istemek değil ama Türkiye'de böyle bir sistemde sorun var. Bunu halk biliyor. Birçok insan bunu benzeri olaylarla ilgili hakkında bilgi sahibi. Dedikodu halinde konuşuluyor. Zaten bu kadar ilgi duyulma sebebi de halkta bunun bir karşılığı var. Şimdi siz bu olayı bir fırsata çevirip araştırıp soruşturup bizim sistemimiz niye böyle yanlış üretiyor? Suç örgütleriyle zaman zaman kurumlarımız, işte MİT'tir, polistir, yargıdır. Zaman zaman iş adamlarımız, zaman zaman siyaset niye ilişki geliştiriyor? Niye Türkiye'de bu kadar hukuk dışına taşan gruplar ve sorunlar niye buralara taşınıyor mahkeme yapması gibi? Bunu iyi bir analiz edip buna bir çözüm üretmeniz, devletin kurumlarını yeniden organize etmeniz, buradaki sorunları düzeltmeniz bir fırsat. Böyle kullanırsanız bu çok iyidir. Ama yok, bu olayı kapatalım, görmezden gelelim. Hele bir iki yanlışını bulalım, bir kenara atalım. Veya konuşan kişinin kişiliği ve kimliği üzerinden bu tarikatı kapatayım derseniz bu da yanlış ve yazık etmiş olursunuz ülkeye. Çünkü böyle konuşan insan diyorum tarihte çok nadirdir. Bizim ülkemiz ilk defa oluyor bu seviyede konuşan. Altta konuşan var. Ama bu filan işin içinde ve 30 yıldır 40 yıldır olayın içinde anlatmaya kalksa ki her şeyi anlatacağını zannetmiyorum ama anlatmaya kalksa kendisi bile bir kısmını sonradan hatırlayacaktı. Anlatamaz yani. O kadar çok olayın içinde ki, o kadar çok grip değişken içinde ki bu tahmin edemeyeceğimiz kadar çok olay vardı işin içinde. Devletler araştırması fırsattır. Evet. Ana akım medya bunu görmezden geliyor. Daha doğrusu Sedat Peker'in söylediklerini vermiyor da cevapları veriyor. İnsanlar da anlamıyor. Yani bir anda bakıyorlar Süleyman Soylu bir şeylere cevap veriyor. Yani ne söylediler bilmiyorlar eğer YouTube'a bakmıyorlarsa, sosyal medyaya bakmıyorlarsa. Sosyal medyada da tam tersi bir durum var. Sosyal medya bununla yatıyor, bununla kalkıyor artık. Ve bir anti kahramana dönüşmüş durumda. Yani Sedat Peker'den hani en nefret edenler bile bir sempati duymaya başladılar. Ve bir kesim de Sedat Peker'in her dediği %100 doğru muamelesi yapıyor. En ufak bir şüphecilik gösterdiğinizde hem bir gazeteci olarak hem bir sizin gibi mesela bu konuları meraklı, içinde olan, araştıran, ben sizin dava dosyaları okuduğunuzu biliyorum. Yani kapanmış, sizinle alakası olmayan dava dosyaları hobi olarak okuduğunuzu biliyorum. Onlara da ya siz niye şüphe duyuyorsunuz? Sedat Peker doğruyu söylüyor diyor. Siz mesela bu 7 tane bandı gördüğünüzde zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek çeşitli manipülasyonlar olduğunu gördünüz mü? Tanıdık davalarda, çeşitli tanıdık soruşturmalarda. Şunu gördüm. Bazı bilgilerin yanlış olabileceği, bazı bilgileri daha global bilgi sahibi olduğunu, işin teferruatı bilmedin ama genel hatlarla anlattıklarının en azı bilgi sahibi olduğunu, büyük oranda doğru çıkma ihtimali olduğunu gördüm. Veya araştırıp soruşturmaya geçmek için yeterli şüphenin, yeterli emarenin olduğunu gördüm. Ama işte yanlış var mıdır, hatalar var mıdır? Vardır. Zaten bunların bir kısmıyla ilgili fısıltı halinde toplumda da konuşulan şeylerdi. Ama bunu insanlar çok dillendiremiyordu. Türkiye'deki mevcut iklim, mevcut ortam çok açık dillendirmeye müsait değil. İkincisi bu işin karşı tarafında da başka bir suç örgütü var. Sırada insan konuşmuyor, korkmuyor, konuşmaya korkuyor. Şimdi muharizm başına gelenler Türkiye'de birçok kesimde konuşulan şeylerdi. İşte efendim yine benzeri olay konuşulan şeylerdi. Şimdi dün siz de bir nebze bahsettiniz. Ben Temür Soykan'ın o kitabını okuduğum zaman hakikaten korkunca etkilendim. Ve o zaman daha önce şüphelerim vardı. Yani bu ülkede hukuk ve yargı iyi yürümüyor. Poliste bazı sorunlar var. Bunu yansıyabileceği boyutları görebiliyordum. Aksaklıkları, burada çıkacak sorunları bazı ama bu boyutta olduğunu görmedim. O kitabı okuduğum zaman dehşete irkildim. Dedim ki
Bu devletin bütün yetkileri bu kitap okumalı. Çünkü kitap belgelere dayanıyor. Bir davaya yalanmış ama o davaya bakarak tüm Türkiye'deki hukuk sistemini, tüm Türkiye'deki zabıtanın durumunu görüyorsunuz. Siyasetin durumunu görüyorsunuz. Efendim herkes suçlu. Hayır, herkes suçlu değil ama iyi bir denetim sistemi kurulamadığı için, iyi bir organizasyon olamadığı için olaylar nereye gittiğini görüyorsunuz. Olayı soruşturmakla görevli polislerin bazı mafya organizasyonları, suç örgütlerine bilgi taşıdığını görüyorsunuz. Mahkeme gizlilik kararı almış. Savcılık mahkeme istiyor, savcı vermiyor. Benim soruşturmamı gizli belgeleri vermem diyor. Ama bakın cezaevindeki bir suçlu. Cezaevindeki suç örgütleri bütün o gizli belgeleri çıkarıp hakime veriyor. Diyor ki siz mahkemesiniz, bu belgeleri alamıyorsunuz savcıda. Gizliyorlar. Ben size veriyorum diyor. Hanefi Bey şimdi de aynısını Sedat Peker yapmıyor mu? Evet. Yani aynı, bir şey olduğu zaman bak diyor belgesi bu işte diyor. Bir tane daire başkanını korkuttular diyor. FETÖ'cü diyor, FETÖ borsasına şey yaptılar, ellerine düşürdüler diye bir belge veriyor. Ya da şu anda diyor ki ya şurada şu var, burada bu var. Yani hala bir kaynağı da var anladığımız kadarıyla. Bir yandan da kendisi diyor ki ben hazırlıklıyım, yani boş gelmedim. Ve işte en son Hadi Özışık'ın şeyini, videosunu yayınladığında yani bunları daha önceden planlamış, yani böyle bir şey yani en azından çekmiş, bir almış, koymuş bir kenarda cebine. O yüzden de çok önemli geliyor bana ama bazıları da bunun şeyini, önemini farkında değiller ya da bunu böyle şeyi, tempoyu düşürtmeye çalışıyorlar. Yani yok öyle bir şey gibi. Ama artık mızrağın çuvala sığmayacağı bir vakayla karşı karşıyayız gibi geliyor değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Biraz daha açalım mı o meseleyi? Yani neden önemli Sedat Peker'in dedikleri? Sedat Peker neden önemli? Doğrudur. Tahrik edilirse daha detaya da girebilir. Şimdi global anlatıyor. Ama yanlış söyleyen, yalan söyleyen diye bir şey çıktı ama daha teferruatına girebileceği kanaatindeyim. Şimdi olay şu. Bu insan bir şeyler söylüyor. Bunun kişiliğine ve kimliğinden bağımsız. Siz sadece kimliği üzerine durursanız olmaz. İkincisi bu kişi yalan söylüyorsa, manipüle ediyorsa, kasti yönlendiriyorsa bunu ortaya çıkarmak lazım. Yani devletin imkanları, olanakları bunu ortaya çıkarmaya yetmez. Onu çıkarmazsanız hep şaibe altında kalır her şey. Şimdi biz bunu ortaya çıkarak gücü imkanımız var. Devlet araştırır soruşturursa buradaki iddialarının yanlış olduğu, yalan olduğu, bilerek ve isteyerek insan iftira ettiği ortaya çıkar. Ama tersine anlattıklarının doğru olanı ortaya çıkar. Hiç araştırmazsanız toplumun zihninde zimmen anlattıkları doğru kabul edilir. Yani burada mantık ters çalışır. Normal zaman dersiniz ki müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani siz iddia edip ispat. Ama burada tersine çalışıyor. Burada siz bu olayı araştırmazsanız, soruşturmazsanız, bu olayı tahkik etmezseniz herkes şunu diyecektir. Anlattıkları hepsi doğru diyecektir. Eğer bu kişi anlattıkları doğruysa doğru ortaya çıkarılmaz. Çünkü doğru ortaya çıkarılmasına kimse karşı çıkmamalıdır. Namuslu olan, bu ülkeye bağlı, hukuka inanmış herkes doğru ortaya çıkarılmalı diye inanır. Eğer bu kişi doğru anlatmıyorsa, yanlış söylese yanlışlığı ortaya çıkarılabilir. Bu zor bir şey değil. Çünkü olaylar hep Türkiye'de geçmiş. Türkiye'de cereyan ediyor. Araştırmak, maddeleri bulmak da mümkün. Artık öyle bir dünyadayız ki teknik delilleri bulmak her şeyle mümkün. Bu da bu şahıs toplumda bir fenomen. Herkesin yanında, herkesin etrafında. Bunların tanıklığını da bulmak mümkün. Tanıklar önemli değil. Maddi deliller bulmak mümkün. O açıdan bu araştırılmadan, soruşturulmadan reddederseniz herkesin zihninde şu kalır. Bu iddialar doğru kalır ve bu ülkeye büyük bir kötülük olur. Ben şunu iddia ediyorum. Tekrar söylüyorum. Burada kişileri suçlamak değil. Şunu bunu suçlamak önemli. Burada bütün bir sistemi görmek önemli olan. Şimdi bir suç örgütünün şu kadar işin içine girmiş olması, bu kadar meselelere bakmış olması, burada bizim tahmin etmeyeceğimiz kadar büyük ekonomik rantların söz konusu olduğu, artık devlet kurumlarının işlerine karşılığı bir olay var. Bizim bu olayların analiz ederek düzeltmek için, bunlar yeni bir sistem kurmak, buradaki hataları görmek için bundan daha büyük bir fırsat olamaz. Her şeyi araştırmak elimizde. Savcılar elimizde, ülke müfettişleri elimizde, polis teşkilatı elimizde, her teknik elimizde. Niye araştırmıyoruz? Eğer bunu görmezden gelirsek, araştırmazsak halk şunu söyleyecek. Her anlattığı doğrudur. Doğru olmayanlar bile doğru kabul edilecek. Bence bu büyük bir yanlışlık olur. Şu anda biraz gecikmeli dediğiniz gibi bir kısım bunu görmek istemiyor. Devlet halen yeterince bu olayı araştırmak istemiyor. Bence bu olayda hiç kimse rahatsız olmamalı. İddia edilen her konu araştırılmalı. Doğruysa doğru ortaya çıkarılmalı. Yanlışsa yanlış ortaya çıkarılmalı. Ama hiç görmemeye kalkmak şunu getirir. Halkın zihninde şu uyanır. Der ki bunu anlat, hepsi doğrudur. Bu çok daha büyük bir zarar vereceği kanaatindeyim. Bu işi araştırmayanlar nezdinde. Hanefi Bey, şimdi Sedat Peker bir yandan yeraltı dünyasında bilinen bir isim. Ceza alan, cezasını çeken, yatan, işte 16 yıl kadar cezaevinde bulunan bir insan. Bir yandan da çıkıyor iş adamı olarak ya da kanaat önderi olarak ya da bilmiyoruz artık bir şey olarak mitingler yapan,
ünlülerle beraber olan, gazetecilerle görüşen anladığımız kadarıyla bir isim. Şimdi mesela FETÖ'lü oyunda bir kırmızı çizgi çekilmişti. Kimi demişti ki ya 7 Aralık MİT krizinden sonra FETÖ'yü FETÖ demeyen işte şeydir. Kimi demişti ki 17-25 Aralık'tan sonra. Şimdi Sedat Peker'inle o mesela fotoğrafı olan ünlüler siliyorlar. Şeylerden, resimden çıkmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da yani mavi tıkı olan bir hesabı var. Sosyal medyada YouTube kanalı var, Twitter'ı var, fotoğrafları var. Yani burası biraz bulanık değil mi? Sedat Peker'in ne kadarı, ne zaman legaldi, ne zaman illegal oldu? O nasıl belirlenecek sizce? Yani insanlar şimdi, neye göre pozisyon alacak sizce? Türkiye'de anormallikleri normalleştirdik biz. Dediğiniz gibi işte bu kişi kendi dünyasındaki insanlarla ilişki içinde olsa bir mantığı var. Yanlıştır ama bir mantığı var. Yani yeraltı dünyası. Onun gibi insanla irtibat ilişki kurabilir. Ama bu insanların sanat dünyasıyla böyle ilişkileri, efendim, büyük iş adamlarıyla ilişkileri, devletin yönetimiyle ilişkileri tabii aklın alacağı, mantığın kabul edeceği şeyler değil. Derken de bunu kastediyorum. Bizim sistemimiz bu anormal. Niye? Çünkü bu insanlarda da yaptıkları davranışlarla belli bir yere sempati uyandırıyorlar. Şimdi bu sempati uyandırdığı zaman işine gelenler karışmıyor ama karşıya geçti ama tavır alınıyor. Şimdi bu insan bazı beyanatlarda bulunduğu zaman, siyasi mitingler yapmaya kalktığı zaman karşı çıkılması gerekiyordu. O onun yapacağı iş değil. O siyasetin yapacağı iş değil. Ama o yapılmadı. Yeri geldiği zaman, menfaatiniz olduğu zaman yanında olmak, menfaatiniz olmak, karşıya çıkmak büyük hata. Halbuki bu konu ilkeler olmalı. Hukuk devleti, hukuki müesseselerle çalışır, devletin kurumları çalışır, onu görür. Yeraltı dünyasıyla, sivil insanlarla, başka örgütlerle, başka kişilerle iş geliştiremez, yolda yürüyemez, beraber hareket edemez. Bunu hareket ediyorsun, o gün işinize geliyor. Bugün karşı çıktığı zaman da bunu hep reddetmeye kalkıyorsun. Bu çok kötü bir olay. Şimdi dediğiniz gibi şu anda bildiğimiz bu kadar. Ben de bilgimizin ötesinde ilişkileri var. Bilgimizin ötesinde çok faaliyetleri var. Laf arasında konuşunca bunların manasını çıkarıyoruz. Bazı anlatımlar bulunurken işte yanımda eski başbakanın eşi vardı diyor. Yanımda falan siyasi kişi vardı. Evet, olabilir, toplumda yaşıyorsun ama onların ilişkisinin şekli sıradan bir insani ilişki değil. Bazen suç boyutuna varıyor. O suç boyutuna varan ilişkide bir tane önümüzde örnek var. Ya bana rica ettiler, şu kişiyi dövdürdüm. Rica ettim ama sadece o olay mı? Oraya gelinceye kadar nasıl bir ilişki geliştirildi? Hangi olaylara karışıldı? Nasıl mutabakatlara varıldı? Onlar apayrı bir sorular. Yoksa sabahleyin tanıştılar, telefon açıp ya bize rica ediyoruz, şu olaya bize yardım et. Bu olmamıştır. Bunun öncesi evveliyatı vardır. Başka olaylar var, başka sonra var. Sadece olayla sınırlı değildir. Bence birçok olay vardır. Yani demek istediğim bu. Zaten bu kişinin anlatımlarıyla ilgili emniyette de çok büyük bu işlere karışmış emniyet mensupları var. Yargıda insanlar var. Devlet bürokrasisinde var. İş adamları da var. En azından bunların ceza noktasında değil ama ortaya çıkarılıp temizlenmesi, devletin arınması ve yeni bir sistemin kurulması lazım. Bunları denetleme sistemi lazım. Bu böyle bırakılamaz. Şimdi anlatıyor. Yani çok büyük iktisadi sorunlara müdahale oluyorlar. Zannediyorum herhaldeki o büyük ekonomik olaylar baskıyla zorla yapılmıştır. Kimse imza atarak üzerindeki büyük milyonları devretmemiştir. Banka genel müdürleri niye bir suç örgütün evine gelip kendi sorunlarını halletmeye kalkar? İşte geçmişte yaşadık, bankanın özelleşmesinde bile bu suç örgütleri devreye giriyorsa bu devlette çok ciddi sorun var. Bu devletin hukuk sisteminde ciddi sorun var. Devletin yönetim biçiminde sorunlar var yani. Bunların buraya kadar inmemesi lazım. Onların kendi sahası hukuka götürülemeyen, hukuka taşınamayan olaylar sınıfında olabilir. Yani insanlar mahkemeye taşıyamıyor. Öyle alacakları var. Suç mesela uyuşturucu alacağı vereceği var. Buraya gidebilir ama legal ve meşru ihaleler, meşru ilişkiler, hukuk nizamı yapılması ilişkiler buralara taşınıyorsa bu ülkenin hukuk düzenine alarm veriyor demektir. Bunu görmek, buna bakmak, bunu iyi incelemek ve bunu ıslah etmek lazım. Bu açıdan bir fırsat diye düşünüyorum. Yoksa onu kapat, bunu kapat, bunu kapat, tüm sistem kirli altına kalır. Şu Susurlu'yu kapatalım, efendim şu olayı kapatalım, bunu kapatalım, hepsini örtelim. Bu altına kalkılamaz sorunlar yani toplumsal. Çünkü toplum rahatsız. Toplum devletine güvenmek istiyor, devletin kurumlarının yaptığına güvenmek istiyor. Ama bunlar doğru yapılmazsa, topluma açıklanarak iyi icra edilemezse insanlar her şeyin kötü yürüdüğünü, her şeyin hukuksuz yürüdüğünü, her şeyin haksız inanacak. Bugün belki gelecekte çok daha ciddi patlamalara sebebiyet verecek. O açıdan ben önemsenmesi, evet, incelemesi karakterine inanıyorum. Hanifi Bey, bazı olaylar kanıtlanamıyor. Bazı olaylar inkar ediliyor. Ama bazı olaylarda Sedat Peker'in mesela dediği Feyzi İşbaşar'ını ben karakolda avukatımı yolladım, dövdürdüm, evet, diyor. Feyzi İşbaşar'ın böyle bir olayı olduğunu anlatıyor. Sonra bir şey olmuş. Devletin karakolunda bir tane avukat, evet, gelmiş, elleri kelepçeli bir adamı dövmüş milletvekiliyken. Adliyede de bir saldırı oldu aynı sene diyor. Ama bakın buna benzer kaç olay var. Türkiye'de zannediyorum 10'dan fazla basın mensubu darp edildi.
Hepsi ferdi olay gibi gözüktü. İnanın bana yarın bir gün biri konuşur Sedat Kemir'i, onlar da organize olduğu çıkacak. Yine bir takım siyasi ilişkilerin yapıldığı çıkacak. Bazı insanlar ateş edildi. Sadece konuştuk olarak için kişilere sorunları yok. Şimdi biri gelip hiç sorun olmayan bir insan ateş ediyorsa bunun arkasında başka sorunlar vardı. Bunların bir kısmının da ben böyle siyasi gruplarla bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Şimdi bunlar araştırılmazsa, soruşturulmazsa yarın bir gün böyle biri çıkar ve bunu anlatır. Bugün bir takım şeyler böyle çok hoşa geliyor olabilir. Bazı sorunlar hukukla halledemiyorsanız, karşıda engel çıkıyorsa bunu böyle kestirme yoldan suç grubuyla ilişkili yaparak halletmeye kalkarsanız ama gelecekte bunlar çok ciddi sıkıntı yaratır. Yarın bir gün biri de çıkıp bize talimat verildi, şu gazeteciyi dövdürdük, şu insana yolda bulduk, darp ettik der ve bunun hesabı vermekte zorlanılabilir. O açıdan diyorum ki Türkiye'de herkesin doğru yürümesi, hukuk önüne gelmesi, yarın bunun hesabını sorulacağını bilmesi için bu olayların başlanıp soruşturulması gerekiyor. Bu soruşturulursa Türkiye hakikaten rayına oturur, kamuda düzen rayına oturur, herkes de diyor kurumlar ve kişiler de kendi ayağını ona göre uzatır. Yoksa herkes yaptı kendine kalıyormuş gibi olur ki bu büyük bir yanlışlık olur, büyük bir kötülük olur bu ülkeye diye düşünüyorum. Susurluk kazasını siz yakından takip etmiştiniz. O süreci de ilk deşifre eden, üstelik de devlet görevindeyken deşifre eden 32. gün programında kahramanlarını anlatan, olayları anlatan bir isimdiniz. Şimdi Sedat Peker'in bu anlattıklarıyla karşılaştırdığınızda hangisi daha büyük bir skandal sizce? Sadece sahası biraz farklı. Susurluk'ta bu suç örgütleriyle veya suça karşı insanlarla kurumların ilişkisi vardı. Siyasetin ilişkisi daha zayıftı ama kurumlar, emniyet, MİT, jandarmada belli unsurlar bu işle karışmıştı. Burada ise biraz siyaset, biraz iş dünyası bu işin içinde gözüküyor. Yani çapları farklı ama mahiyetler aynı kanaatteyim. Bu bir başlangıçtır. Yani oradaki kaza gibi bir olaydır. Ama deşirip araştırılırsa bence burada da birçok boyutlu olay ortaya çıkıyor. Özellikle iş dünyası ile ilgili. Özellikle diğer siyaset kurumları ile ilgili veya menfaat dağıtan devlet kurumlarının oradaki dönem ekonomik faaliyetlerin belli kişilere kanalize edilmesiyle ilgili çok önemli bilgilere doğru gideceğimiz kanaatteyim. Eğer iyi soruşturulur, iyi yönetilebilirse. Peki sizce bu süreç nereye gidiyor? Son olarak onu sorayım. Ne görüyorsunuz? Tabii şu anda bu kasetler, bu videolar devam edecek mi? Sizce bu araştırmalar bizzat Süleyman Soylu'nun sözleriyle dediği gibi yapılacak mı? Ne görüyorsunuz acaba? Şimdi bir defa bu işin netice görmek için devlette iki kurumun ciddi harekete geçmesi lazım. Susurluk'ta biraz yavaş ama ikisi harekete. Bir, yargı harekete geçmeli. İki, devletin en üst kurumunun teftiş kurulu harekete geçmeli. Hatırlarsınız o zaman da Başbakanlık Teftiş Kurulu harekete geçti. Bütün kurumlardan soruşturdu, araştırdı. Emrine her konuda müfettişler verildi ve sonunda bir rapor hazırlandı. Yeterli ve tatmin edici değil ama en azından bir ortaya bir devletin resmi belgesi ortaya çıktı. Susurluk raporu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Bey'in hazırladığı bir rapor. Onun emrindeki müfettişlerle her kurumdaki müfettişlerin de katkısı vardı orada. Özet bir rapordur ama şunu ortaya koyuyor. Devlet içinde bazı kurumlar, bazı kişiler suç iş gruplarıyla işbirliği yapmışlar. Devlet görevlilerini bunlara karıştırmışlar. Daha sonra bunlar suç gruplarına dönüşüp çeteleşmişler diye bir özet o rapor ortaya çıkarttı. Yargı bunları soruşturdu. Çok küçük bir kısmı yargıya taşıyabildi. Yerle davaya dönüştürmedi. Halen bakın yeni öğrendik. Biz bitti zannediyorduk. Daha halen devam eden davalar varmış kaç yıldır. En azı bir harekete geçtik. Şu anda da bu olayları soruşturmak için bir, savcı harekete geçmeli. İki, devletin denetleme kurulu harekete geçip olayı araştırmalı. Tabii ki meclis komisyon kurar da siyaseten bu olay soruşturulursa o çok daha güzel olur. Ama en azından devlet bürokrasisi açısından diyorum, siyaset kurumlar kendiler bilir. Devlet denetleme kurulu, bugünkü adı neyse ona göre kurulu, o kurulun en yetkili müfettişin, bütün kamu kurumları denetlemeyi yetkili olan heyetin harekete geçip olayları takip etmesi lazım. Kamu görevleri açısından onun emrine tabii mali kurumların bir takım bu hareket, bir de yargı harekete geçmelidir. Onda harekete geçmediği müddetçe Peker'in iddialarıyla kalır. Peker iddialarını daha fazlalaştırır, biraz daha detaylandırır. Kamu harekete geçmese toplum inanır ama böylesi bir kaos ortamı devam eder gider diye düşünüyorum. Hanefi Bey, bir tek toplum inanmıyor. Bir yandan bugün Washington Post'ta haber olmuş yine. Yani çünkü onlar için baktığınız zaman da tırnak içinde kullanıyorum. Seksi bir haber. Yani bir devletin sırlarını şu anda başka bir devlete sığınmış olan, kaçmış olan bir yeraltı dünyasından bir isim anlatıyor. Bir yandan da bakın bu anlattığı tabloda mesela İran'dan bahsediyor. Şimdi İran meselesi önemli. Ambargonun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ya da işte şimdi geçen gün şey kaldırdı. Suriye'ye çeşitli yardımlar yaptığını biliyoruz oradaki Özgür Suriye ordusuna ama ne yaptığını, ne düzeyde yaptığını bilmiyoruz. Yani mesele daha uluslararası bir platforma da taşınır mı sizce bu şeyler devam ederse?
Türkiye'yi de zorda bırakır mı bu acaba? Ondan da şimdi mesela bakıyorum ben, FETÖ'cüler halay çekiyorlar. Oo bak işte düne kadar Sedat Peker'i mahkum ettiren, hapse atan adamlar şimdi Sedat Peker'i kahraman ilan edip tam tersi onun üzerinden hükümete yükleniyorlar. Onlar da bunu köpürtmeye çalışıyorlar. Ne diyorsunuz? Uluslararası anlamda da bir sıkıntıya yol açabilir mi acaba Türkiye için? Tabii ki bu olaya, her olayda olduğu gibi herkes kendi cephesine bakmaya çalışıyor. FETÖ bulmuş bir fırsat bulmuşken hükümete ve hükümetteki özellikle yönetimle ilgili suçlamaya çalışıyor. Onu kullanmaya çalışıyor herkes. Dış dünya da bunu böyle kullanmaya kalkacaktır. Bugün herkes, ama bence hükümet ve yönetim tüm bunlardan bağımsız düşünmek mecburiyeti. Efendim bu olayı işte muhalefet kullanıyor diye, bu olayı benim sevmediğim çevreler kullanıyor diye görmezlikten gelmemesi gerekir diye düşünüyorum. Siz görmeseniz de dünya görüyor. Ve bu kişi anlatmak mecburiyetle, bir müddet sonra yalancı çıkmamak, bu iddiaları boş dememek için daha detaylandırmak mecburiyeti. Eğer onun iddialarını o yönetecekse, sahayı o yönetecekse siz kaybedersiniz. Ama siz yönetirseniz en azından makul ölçüde yönetebilir. O açıdan hükümetin, icranın, yönetimin bunu harekete geçmek mecburiyetinde geçmemesi büyük bir kayıp olur. Kendi zarar görür. Mutlak surette devlet denetleme kurulu, mutlak surette savcı harekete geçmek mecburiyetinde. Yok dediğiniz gibi dünya bunu tetikler, bunu dış unsurlar tetiklemeye kalkacak, onlar ortaya bilgiler dökecek, bu insan tekrar konuşacak, muhalefet konuşacak, FETÖ, herkes konuşacak. Herkes ortaya kadar dökecek ki siz kontrolü kaybedersiniz. O açıdan kontrolün devlette olabilmesi için en azından yargının harekete geçmesi lazım. En azından devlet denetleme kurulunun, ama güven tehlike edecek bir biçimde, böyle güdümlü, sadece olaya kapatma yönelik, sadece işte istenen şekilde bu olayı bitir diyecek şekilde değil. Çünkü toplum bunu yutmuyor artık. Gerçekten en azından ortaya çıkan iddialarla ilgili ciddi bir araştırma yapılması ve bu araştırmanın sonuçlarının da ortaya dökülmesi lazım. Topluma inandırılması lazım. Bu yapılmaz. Kapatabilirler şu andaki yönetim iklim buna mümkün. Ama bu sadece şeklen kapanır. Dünya üzerinde kapanamaz. Toplum üzerinde kapanamaz. Kendileri daha çok daha yıpratır. Çok daha kendine zarar verir diye düşünüyorum.